Edip Bey istediğin toplantıyı ayarlamış. Ben de senin için şirket dosyalarını düzenledim. Toplantıya girmeden önce baksan iyi olur. Sıla, sen beni dinliyor musun? Sıla. Neyin var? Yok bir şey. Böyle dalıp gitmen beni korkutuyor Sıla. Bana anlatırsan sana yardımcı olabilirim. Ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim ki Emre? Olacakları düşünüyorum. Aşiretin verdiği kararı. Biliyor musun? Boran şu anda çok yakınımızda olabilir. O adam artık düşünmesin daha. Yaşadıklarını unutmazsan hayatımıza nasıl devam edeceğiz? Neden sürekli aynı şeyi söyleyip duruyorsun Emre? Yeter artık. Bu kadar kolay mı zannediyorsun sen? Şu halimize baksana. Biz hiç kavga etmezdik. Şimdi barışıp duruyoruz. Hala anlamıyor musun? Biz diye bir şey kalmadı. Biz diye bir şey var Sıla. Bir kalemde silip atamazsın. Biz diye bir şey var. Bak Sıla, ben olmam gereken yerdeyim. Yanındayım. Sadece sana yaklaşmama izin ver Sıla. Hiçbir şeyin değişmediğini sen de göreceksin. Sana her şeyi hatırlatacağım. Aşkımızı, beraber geçirdiğimiz günleri. Emre lütfen. İkimiz için de daha fazla zorlaştırma olanlara. Şu anda sadece senin dostluğuna ihtiyacım var. Daha fazlasını bekleme benden lütfen. Ne demek bekleme Sıla? Ben sana aşığım. Ve tek istediğim seninle olmak. Yeter artık. Sıla. Bak biliyorum çok zor günler geçirdin. Ama sana hepsini unutturabilirim. Sadece bana güven. Ne yaptın zannediyorsun sen? Sıla Hanım, toplantı için sizi bekliyorlar. Uygun değilseniz. Hazırım. Geliyorum birazdan. Hoş geldiniz. Buyurun oturun lütfen. Evet. Toplantımızın gündemini biliyorsunuz. Önünüzdeki dosyalarda bugüne kadar yaptığımız ortak çalışmaların dökümlerini bulabilirsiniz. Bilmiyorum. Kızgın gibiydi. Çekip gitti, bana da bir şey söylemedi. Kavga mı ettiniz yoksa? Yönetim Kurulu Başkanımız Sıla Hanım sizlere bundan sonraki çalışmalarımız hakkında bilgi verecektir. Teşekkür ederim. Öncelikle yeni bir takım şirketlerimizin halka açılma konusuna değinelim istersen.